Bugün birazcık Donkey Kong oynayacağız. Tabi bu elimdeki kendi el yapımı magneti değil. Ama ve lakin bunu oynayacağız. Elimiz değmişken de bu Donkey Kong'a ve bu süper Donkey Kong'a da bakmaya çalışacağız. Donkey Kong 1981'de arcade makinalar için tasarlandı. Çok güzel bir oyundu. Mario eşek maymundan sevgilisini kurtarmaya çalışıyordu. Atari 2600, Arcade, sonra Intellivision, ColecoVision, Nintendo NES 86'da çıktı. 88'de Atari 7800'de, 99'da Nintendo 64'te diye 2006 Wii'ye kadar gitti. Şimdi bu elimde tuttuğum Donkey Kong 1994 yapımı. Şimdi bunu takıp oynayacağız. Şunlara da birazcık bakacağız. Mario Edition özel Game Boy Advance'imize kartımızı takıyoruz. Başlayalım bakalım. Şu ışığı kapatayım ya. Utanmaz Donkey. Şimdilik save dosyamız yok. Bu ilk 4 bölüm NES'teki 1981'deki arcade'deki versiyonun aynısı. Sonrasında tamamen değişecek. Sizin için oynamaya çalışacağım. 25 metreden başlıyoruz. Bir tuş zıplama. Şöyle zıpladım. Diğer tuşta elimizdeki bir tokma atma. Yukarı normalde çıkamıyoruz elimizde tokmak varken. Bu oyunun hikayesi de benim için önemli. Göksel kardeşim var biliyorsunuz önceki videolarımızdan. Yakışıklı, uzun boylu fotoğrafçı arkadaşım. Allah lan. Evet, artistliğin sonu budur. Neyse Göksel kardeşim sayesinde öğrendi bir oyundur kendisi. Tabi bunun bir süresi var, tokmağın süresi. Bu ayı olayı, bu eşek sürekli bize bir şeyler atıyor. Hadi 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 hadi. Bir daha. Hop. Şu ekranı birazcık düzeltelim. Miyav miyav diyor bizim kız. Ve tekrardan gitti, 50 metreye çıktık şimdi. Hayır. Buraları tekrarları sileyim mi acaba? Boş boşuna tokmakla mı uğraşıyoruz da biz yoksa? Gel gel. Boşuna uğraşmış tokmakla. Miyav, miyav, miyav. Üçüncü kat 75 metre. Şu ateşe dikkat etmek gerekiyor. Süre var mı ya? Varmış, 90 saniyem var. Ay! Nereden zıplatıyor? Tamam, şuraya gelmeden. Seni ha. Hop, bu da tamam. Burada mı ya? Donkey Kong sevdiğim bir oyundur. Game Watch'ta da oynuyordum. Şu bu arkadaş Game Watch Junior. Bu arada bunlardan ben satın almak istiyorum derseniz aşağı linkte bırakacağım. Zebra'da bunun gibi birçok Game Watch'ı yapmıştım. Hemen reklam da yapayım. Evet ve 100 metre. 1981'deki şeyin sonuna geliyoruz. Bakın birinci şeyi açtım. Kilidi. O minik minik yerlerde kilitler var. Şu ikinci kilit. Hop, o da açıldı. Ah. Şuradaki üçüncü kilidi de açayım. Evet, üçüncü kilidi de açtım. O
tipler çok pis geliyor. Şimdi 4 de tamam. 5 de tamam. Bir tane de şurası. İşte bu. Ve çöktü. Bina çöktü. Ve hıyar ağasının kafasını kırdık. Normal şartlarda bitirdik. Nesle böyle yapınca. Ama yok, bu arkadaş illa bizi bir dökecek yukarıdan. Ve bundan sonra asıl önümüzdeki yaklaşık 100 bölümün şekline geçiyoruz. Yani bulmaca çözmeli artık. Bu arkadaş utanmazlık yaptı bize. Pauline'di galiba kız. Pauline. Evet, artık bu anahtarı bol bol arayacağız, bulacağız, bir şeyler yapacağız. Saçlarım sayesinde ekran birazcık daha düzgün gözüküyor sanırım. Evet, 5 hakkımız var. Dikkat! Buradan itibaren oyun sev işlemi yapıyor. Buraya kadarki işlemlerde menüde sev olsa da sev etmiyor, onu bilin. Evet, sev ettik. Gerçek birinci bölüme geçtik nihayet. Burada böyle garip garip koyun gibi tipler var. Şimdi amacımız anahtarı alıp kapıyı açmak. Şurada da oil yazıyor ya. Al kafana. Hop. Hop. Bundan sonrası birazcık daha platform oyunu gibi. İşte anahtar var. Anahtarı almak için 1'e basıyoruz yine. Bu arkadaşın tepesine de çıkabiliyoruz ve dırıdırı, dırıdırı. Böyle böyle bölümler geçtikçe zorlaşıyor ve güzelleşiyor. Yukarıda helper dönmüş. Bak bu sefer 2 kat. Şurada elektrik var. Oraya hiç girmeyelim. Ay yandık. Neyse, bu Donkey Kong'du, 1994. 95 zamanında bir de Donkey Kong Land yapmışlar. Hemen ona da bakalım. Ama bunları uzun uzun oynamayacağım. Siz sıkılgan gençler için. Donkey Kong Land 95-96 diyor. Demek ki 96 yapılmıyormuş. Bu Japon versiyonu da. Japon versiyonu da girişteki ve şuradaki yazının Japoncası haricinde pek Japon yok. Bu gemide gidiyor bu arkadaş. Bu Donkey Kong'un Junior'ı. Bir tuş zıplatıyor, bir tuşta böyle deli gibi döndürüyor. Dönme demeyeyim, parende atıyor. Gemide böyle gidiyoruz. Aslında zevkli. Tabii bu oyunları klasik DMG'de oynarsanız biraz koyu. Geçmişte deneyimlerimiz var. Böyle bir şey, adamların üstüne de basabiliyorsunuz. Hop. Bu Donkey Kong Land'di. Ve Super Donkey Kong GB. Ben bunu ilk elime aldığımda sahte sanmıştım. Orada söylediğim gibi Game Boy oyununu şu turnevde olmadan çözemezsiniz, sahte mi değil mi. Evet, bu da Super Donkey Kong GB. Bu iki oyunu da sevedebiliyor. Yine bir numara dönüyor. Daha sonra B tuşumuz dönüyor. A tuşumuza zıplıyor. Burada adamlar size değdiği anda oyun bitiyor. Bir önceki gösterdiğimde hakkınız birazcık vardı. Oo, gizli bir yer bulduk. Muz. Olayımız muz. Aa, bire basınca aynı zamanda da koşuyormuş. Aman düşeceğim sandım. Nasıl kullanıyoruz? Ha, aldım attım kafasına. Bu arada bir yerlerde bizim çocuk da, o ne be? Aha. Bir hipopotamın üstüne bindik. O da galiba sev, evet. Aa, bu nasıl alacağız? Ananana. Olmadı. Evet gençler, bugün size Donkey Kong'dan bahsetmeye çalıştım. Güzel oyundur.
Şu an gördüğünüz Avrupa versiyonu. Japon versiyonu da birazcık daha farklı. Şimdi uğraşmayayım dedim. Şurada koli koli. Gerçekten koli. Şurada koli koli oyunlarımız duruyor. Buralarda şunların içi oyun. Bunların içi ıvır zıvır. Neyse. Gösterecek zamanım şu anda yok. Güzel oyundur. Bunun gibi videoların devam etmesi için sağdaki ve soldaki videolara tıklayıp kanalıma abone olup üstüne bir de yıldıza tıklayıp bir de alttan yorum yaparsanız sevinirim. Bundan da almak isterseniz alın kardeşim. Bak el yapımı boru değil. El yapımı. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.